Herkese merhaba, Begüm Dönmez Ersöz ben. Amerika'dan koronavirüsü salgını ile ilgili son gelişmeleri sizlerle paylaşmayı sürdürüyoruz. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri dün gelen verilerle birlikte elbette İtalya ve Çin'den sonra artık İtalya ve Çin'i koronavirüsü vakaları sayısı açısından aşmış durumda, onları geçmiş durumda. Dolayısıyla artık Amerika yaklaşık 92.000 koronavirüsü vakasıyla, teyitli vakayla dünya üzerinde en fazla sayıda vakanın görüldüğü ülke haline gelmiş durumda. İtalya ve Çin'i de geçmiş durumda. Tabii ekonomiye yönelik etkilerini korona salgınının hep anlatmıştık. Bugünkü hemen biraz önceki gelişmeyle başlayalım. 2 trilyon dolarlık rekor rakamlardaki bu ekonomi paketini Senato daha önce onaylamıştı. Temsilciler Meclisi de bugün bu paketi, yani Amerika'nın siyasi tarihindeki en büyük ekonomi paketi olarak nitelendiriliyor bu paket rakam itibariyle. Bu paketi Temsilciler Meclisi de biraz önce kabul etti. Dolayısıyla hem Senato'nun hem de Temsilciler Meclisi'nin onaylamasının ardından paket imza için Başkan Donald Trump'ın masasına gidiyor ki zaten Trump da daha önce söylemişti, önüme gelir gelmez imzalayacağım diye. Şimdi bu paket neyi içeriyor? Bir kere Amerikalılara, korona salgınından ekonomik olarak etkilenen Amerikalılara doğrudan nakdi yardımın önünü açmış oluyor. Bu paket sayesinde Amerikalılara özellikle işte yıllık brüt olarak 99 bin dolara kadar para kazanan Amerikalılara nakdi yardım gidecek, kişi başı 1200 dolar olmak üzere. 1200 dolar tabii aylık geliri 75 bin dolar olan Amerikalılara kişi başı 1200 dolar ödenecek. 75 bin doları aşan miktarda para kazananlara ise yıllık olarak 1200 dolardan gittikçe kademe kademe düşecek bu nakdi yardım miktarı ve her çocuk başına da, aile içinde yer alan her çocuk başına da 500 dolar nakdi yardım yapılacak. Bunun dışında tabii korona salgınından etkilenen büyük şirketler vardı. Havayolu şirketleri gibi özel sektörün temsilcisi olan şirketler. Bunlara da yine 500 milyar dolarlık yardım yapılacak. Bunun dışında küçük işletmelere destek çıkılacak bu paketle birlikte. Dediğimiz gibi Amerika tarihindeki en büyük ekonomi paketi bu. Yani şimdiye kadar daha önce hiç bu boyutta bir paket, ekonomi paketi kabul edilmemişti Amerika'da. Şimdi bir yandan tabii ki başta New York olmak üzere Amerika'nın çeşitli kentlerinde korona vaka sayıları artık artıyor, can kayıpları da artıyor. Dolayısıyla hastaneler, hekimler, sağlık çalışanları pek çok malzemeye ihtiyaç duyuyorlar bu süreç içerisinde. Özellikle maske, solunum cihazı, kişisel koruma kıyafetleri, ekipman gibi şeylere çok ihtiyaç duyuluyor. Bilhassa dediğimiz gibi maske ve solunum cihazı, ventilatör denilen cihazlara çok ihtiyaç var. Ve bunun içinde ki New York Belediye Başkanı, valisi ikisi de açıklamalar yapmışlardı. 30 bin solunum cihazına ihtiyaç var diye. Trump yönetimi örneğin New York'a 4 bin solunum cihazı gönderdi ama ihtiyacı karşılamaktan uzak bu rakamlar. Sürekli ABD basınına da baktığımızda New York'taki hastanelerden doktorların, sağlık çalışanlarının bu konuyla ilgili yakındıklarını görmek mümkün. İşte bu nedenle Trump bir süredir General Motors şirketinden solunum cihazı üretmesini istedi. Ki General Motors'da bir fabrikasını aslında bu korona salgını sebebiyle faaliyetine askıya almıştı. Trump da diyor ki solunum cihazı üretin o zaman siz bu fabrikayı da kullanarak demişti. Hatta bu sabah Twitter'dan, sosyal medyadan General Motors'a tepki gösterdi Trump. Derhal bu solunum cihazlarını üretmeye başlayın diye. General Motors'dan da Trump'ın bu son öfkeli açıklamasına bir atıfta bulunmadan şirkette Indiana'daki fabrikasında solunum cihazı üretmeye başlayacağını açıkladı. Ama tabii bu zaman alacak. Dolayısıyla cihazların üretilmesi, sonrasında da ihtiyaç duyulan yerlere bunların sevk edilmesi önümüzdeki ayı tabii ki bulacak bir durum, bir süreç. Trump aslında geçtiğimiz hafta bir yandan da savunma imalat yasa tasarısını imzalamış. Bunu gerektiği zaman ben devreye alırım, gerektiği zaman işletiriz demişti. Bugün yaptığı açıklamada artık bu yasayı devreye alacağını açıkladı Trump. Bu da şu anlama geliyor. Şirketlerden, Trump yönetimi şirketlerden neye ihtiyaç varsa bu korona salgını ile ilgili olarak bu ürünleri üretmesini isteyebilecek, talep edebilecek. Olağanüstü durumlarda kullanılan, olağanüstü durumlarda devreye alınan bir yasadan söz ediyoruz. Tabii korona virüsü artık pek çok, yani siyasetçiden tutun, ünlü isimlerden tutun, pek çok kişide görülmeye başlanan, kimseyi ayırt etmeyen tabiri caizse böyle bir salgınla karşı karşıya dünya. İşte İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan tutun, burada da yine senatör Amy Klobuchar'ın eşine kadar pek çok isim bu virüse yakalanıyor. Kimisinin tabii tedavileri hastanede devam ediyor. Bir yandan da biraz önce ifade ettiğimiz gibi en sıkıntılı yer New York demiştik bu anlamda. Hatta Louisiana'nın yeni bir Amerika içerisinde koronavirüsünden en çok etkilenen bir başka sıcak nokta olabileceği de ifade ediliyor. Birazcık isterseniz bu Temsilciler Meclisi'nde biraz önce onaylanan pakete tekrar dönecek olursak, Senato'da aslında bu paket 96'ya 0 oyla kabul edilmişti. Temsilciler Meclisi'nde de kabul edildi ama biraz aralarda aslında o drama da yaşandı. Biraz gerilim de yaşandı. Çünkü Kentucky'den cumhuriyetçi bir kongre üyesi dedi ki, şahsen herkes oyunu kayıt altına geçirsin dedi Temsilciler Meclisi'nde. Şimdi korona salgını var. Kongre üyeleri ne yapacaklar? Bulundukları yerlerden herkes Washington'a mı gelecek? Öyle yaptılar kongre üyeleri. Çünkü bu paketin geçmesi çok önemli Temsilciler Meclisi'nden. Dolayısıyla eğer bu kongre üyesi bloke ederse bu tasarının onaylanmasını, oylanmasını, sırf şahsen gelmeyenler oldu diye... O yüzden önlemimizi alalım dediler kongre üyeleri ve korona salgınına rağmen bir takım, herkes seyahatlerini sınırlama getirmiş olmasına rağmen, alınan önlemlere rağmen kongre üyeleri Washington'a, kongre binasına geldiler. Oylarımızı kayda geçirelim diye her ihtimale karşı böyle de bir pürüz yaşandığı arada denilebilir. Hatta Trump da Kentucky'den bu Cumhuriyetçi Kongre üyesine tepki gösterdi. Partiden hatta atılmasını, ihraç edilmesi gerektiği mesajını verdi. Twitter'dan bugün paylaştığı mesajda sonuç itibariyle bu kongre üyesinin atmış olduğu bu adım ya da işte herkes oyunu şahsen kayda geçirsin talebi paketin Temsilciler Meclisi'nden geçmesine de engel olamadı. Dolayısıyla $2.2 trilyon yaklaşık bu ekonomi paketi Temsilciler Meclisi'nden de geçti. Artık Trump'ın imzasını bekliyor. Trump da bugün imzaladığı anda tasarı yasalaşmış olacak ve bundan sonrasında artık peyderpey bu biraz önce ayrıntılarını aktardığımız ödemeler yapılacak. Yani özel şirketlere yardım, özellikle havayolu şirketleri bunların içerisinde. Boeing mesela bir diğer özel şirketler arasında, ekonomik olarak destek çıkılacak şirketler arasında. Boeing'in doğrudan adı geçmiyor bu tasarıda ama ulusal güvenlik kapsamında değerlendirildiği için Boeing'e bir yardım gidecek ve biraz önce yine aktardığımız nakdi yardım. Bunlar tabii ki zaman alacak. Başkan Yardımcısı Mike Pence önümüzdeki 2-3 hafta içerisinde bu ödemeler yapılmaya başlanabilir demişti. Dolayısıyla Amerikalıların gözü...